Şimdi efendim, yalnız sanatçılar kaybolmuyor dünyadan. Bazı hayvan popülasyonları da kayboluyor. Bunlardan biri de Tanrı'nın çok estetik kaygıyla yaratmadığı gergedan. Bunu boynuzlarını kesiyorlar, afrodizyak diye, kansere iyi geliyor diye, nesil tükeniyor. Son zamanlarda Türkiye'de de görülen bir grip virüsünün adı da gergedan. %41'i gergedan virüsünden oluyormuş. Virüs olarak yaşadığı gibi bizim ülkemizde artarak çoğalan bir gergedan soyu var. Hitler buna Hindenburg'u kandırıp da seçilip başa geldikte, faşizmin ayak sesleri gelirken Eugène Ionesco gergedan diye bir oyun yazdı. Biz de o oyunu oynadık. Paris'te bir bistroya bir adam koşarak girenmiş bir botar. Bir gergedan kovaladı beni der, evden buraya kadar. Kafedekiler dalga geçerler. Yani Afrika gergedanı mıydı, Asya gergedanı mıydı, tek boynuzlu muydu, çift boynuzlu muydu, hadi canım sende şey olur falan diye. Fakat gergedanlar giderek artarlar. Bir süre sonra o sevimsiz gergedanlar için güzel sözler söylenmeye başlar. Çok da kötü hayvanlar değil bunlar. Bak rengi de böyle hakimsi. Bir de çok güçlüler, kuvvetler. Maşallah gittikleri her yeri dağıtıyorlar falan diye. Önce bünyelerinde sindirmeye başlarlar. Sonra da gergedanlaşmaya başlarlar. Giderek herkes gergedan olur. Giderek herkes gergedan olur. Sonunda Beranger, sarhoş Beranger, sevgilisi Daisy'yi de gönderdikten sonra gergedan ortamına, ben insanım, insan doğdum, insan kalacağım diye haykırır. Şimdi bizde de gergedanlar yalnız faşizmin ayak seslerini anlatan postallı gergedanlar değil, kökten dincilik gergedanları ve etnik kimlik ayrımcı gergedanlar ve onların bazı kollarıyla müthiş bir gergedan nesli büyüdü. Kargaşayı da, popülasyonu da, bölünmeyi de, polinizasyonu da maalesef bunlar yapıyor. Bunların karşısında ancak insan olarak, insanlığımıza sahip çıkarak bunları saf dışı etmek zorundayız. Başka çaremiz yok diye düşünüyorum. Eğer bu polarizasyon böyle giderse, hakikaten bırakın sokak şeyini, sokaktan hak aramayı, iç savaşa kadar gideriz. Allah göstermesin Allah hakikaten. Bunu hiçbirimiz arzulamadığımız için gene bazı kavram kargaşası yaratan tarifleri yeniden yapmak gerektiği düşünüyorum. Demokrasi için bizi hep eşitlik diye kaldırdılar. Sonra eşitlik olmadığını anladık. Ondan sonra çoğunluğun karşısında azınlığın haklarının korunduğu, kurum ve kuralların olduğu rejim dediler. O da baktık, o da olmuyor. Çoğunlukçu değil, çoğulcu bir şeye gittik. Sayısal üstünlük çoğalan hakkını gücüyle aldı. Öbür tarafı da koruyan falan yok hamdolsun. Efradını, cami ayarını mani bir tarif yapmak gerekirse, son zamanlarda demokrasiyi şöyle tarif etmek gerektiği düşünüyorum. Bize demokrasi anlatıldığı gibi herkesin aynı düşündüğü bir ortam asla olmamalı. Tam tersi, tam aksi karşıt düşünenlerin şiddet unsuru ve dayatma olmaksızın birlikte yaşayabildikleri bir rejimin adı demokrasi olması lazım. Bir başka tarifi de bunun hepimizin özen göstermesi gereken, eğer patolojisi yoksa, özgür iradesiyle geleceğini tayin edebildikleri bir rejim, bireylerin geleceklerini tayin edebildikleri bir rejim demokrasidir. Bu bizim polarizasyondan, bu kargaşadan kurtulmamızın tek çaresi de demokrasi diye düşünüyorum. Oraya ulaşabilirsek ne ala, kavga dövüş olmaz, biz bu işin içinden çıkarız. Ulaşamazsak her faşizmin olduğu gibi, karşılaştığı gibi belki liderini ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki adı geçen başka liderlerin yaşadığı gibi kötü sonları yaşayabilir ama bize yazık olur, biz harap oluruz. Bu güzel bir ülke, Necip Türk milleti, Necip bir Türk milletidir, bize kıymasınlar. Onun için de bizim demokrasi adına direnmemiz gerekli. Bu direnci gösteriyor muyuz derseniz, ben çok gösterdiğimiz kanaatinde değilim. Cumhuriyet güzel bir rejim. Cumhur, değil mi? Halkın kendi kendini yönetmesi. Ama ne cumhuriyetler var?
Demek ki sadece cumhuriyet yetmiyor. Bir de bunun kenarına laisizmi takmak lazım. Laik cumhuriyet olursa biraz bir şeyler beliriyor. Laiklik nedir? Dinle devlet işlerinin ayrılması dediler. Öyle değil. Her inanca eşit aralıkta olan falan öyle de değil. Din işleriyle devlet işleri çeliştiğinde devletin devletten yana olayı çözmesidir laiklik. Sekülerizm laiklikle hep karıştırılır. Biz de müşterek kullandık. Sekülerler biz, pis sekülerler, pis laikler. Laisizmi ve sekülerizmi de şöyle tarif etmek gerektiği düşünüyorum. Kamu yönetimi asla dini esaslara dayandırılamaz. Bu varsa o ülke laik ve seküler bir ülkedir. Demokrasinin de vazgeçilmez iki ana unsuru da budur. Cumhurun yanına laisizm mi takacaksınız, sekülerizm mi takacaksınız ve rasyonalizm mi, akılcılığı takacaksınız. Son zamanlarda çok muhtaç olduğumuz bir şey akıl. Peki Metin, bugünkü Türkiye'yi bir çerçeve içine oturtmak gerekirse nasıl bir çerçeve çizersin? Yani bence paspartüsü var, çerçevesi yok. Çok üzülerek de söylüyorum, çerçeve olmayınca da ucu açık, kenarlara doğru yayılabilir, aşağı yukarı, sağa sola. O yüzden herkesin kendine sahip çıkması ya da mensup olduğu sivil inisiyatifte ya da siyasi partiye sahip çıkması, bu ülkeye sahip çıkması, geleceği tanımlaması bakımından çok özenli ve çok şey olması lazım. Hele hele bu son seçimler bence ciddi bir dönüm noktası. Yani bu yerel yönetim evet, seçimleri... Evet, önümüzdeki yerel seçimler ki onun adı yerel seçim, aslında mal gibi genel seçim olacak. O genel seçimde yani hakikaten hepimizin çok desturlu ve çok kalabalık olması lazım. Şimdi... Bir dakika. Dedin ki yerel seçim aslında genel seçim olacak. Evet. Nasıl oluyor genel Şimdi, seçim? Şimdi yerel seçimlerde esasında işte belediye başkan adayları bölgelerinde, yörelerinde o yörelerin sorunlarını çözmek bulduğunda projeler üretirler. Ve de onun isimleriyle, yaşadıkları yerle ilgili şeyler yaparlar. Burada bence olay iki ittifakın çatışması boyutunda olacak. Yani Cumhur İttifakı'yla Milli İttifak. Böyle olunca ve liderler devreye girince bu bir belediye seçiminden başka bir şey olacak diye düşünüyorum. Bu bir genel seçim havasında geçecek. O yüzden de daha mühim, daha önemli. Eğer gerçekten demokrasinin çok uygulanmadığı bir tarafa doğru gidiyorsak uzun ince bir yolda, nereye gideceğimiz çok da belli değil finalde, öyle bir gidişatımız varsa o zaman Milli İttifak'ın çok ciddi ve birbirine kenetlenmiş olarak yaşaması gerekiyor. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Yani adı İYİ Parti olur, CHP olur, CHP olur onu bilmiyorum. Ama Milli İttifak'a bizim de sahip çıkmamız gerek diye düşünüyorum. Hani... Sandığa da sahip çıkmak lazım. Yani sandık esasında pek demokrat bir şey değildir. Yani her şey sandıkta çözülmez. Ama burada sandığa da sahip çıkmak zorundayız. Vatandaş, halk, yani siz aslında birilerinin iktidar olması ya da uzun süre iktidarda kalması için bir araç değilsiniz. Olmamalısınız. Siz siyasi otorilerin amacı olmalısınız. Sizin iyiliğiniz, sağlığınız, güzelliğiniz, mutluluğunuz için siyaset üretilmeli diye düşünüyorum. Ama halkı bir araç olarak kullanırsan o zaman tehlike çok büyüyor. O yüzden halkımızın da araç olmadığının farkına varıp kendi amacını gerçekleştirecek bir siyasi otoritenin başa gelmesi için emek vermesi gerektiği düşünüyorum. Başka da çıkış yolu yok. Evet, biz sıradan yurttaşlar için sadece bir oy sahibi olan sıradan yurttaşlar için bence de en değerli haklardan biri. Yani evet. Şimdilik koruduğumuz en değerli haklardan biri. Dileriz hep böyle devam eder. Ve ben de şuna inanıyorum. Eğer bu yerel yönetim seçimlerinde iktidar ve ortağı umdukları sonucu alamazlarsa bu yerel seçim olmaktan çıkar, siyasal bir değişime
yol açan bir başlangıç olabilir. Evet, yani başlangıç olur. Orada çok ümitli değilim. Yani belediye seçimlerinden ya da bu genel seçim benzeri belediye seçimlerinden Milli İttifak başarılı çıkarsa dahi rejimi değiştirmek anlamında çok aktif olacağını zannetmiyorum. Ama neyi seçtiler? Madem bize milleti, ülkeyi yönettirmiyorlar, bazı belediyeleri adam gibi yönetelim. Bak, bunlar da zaten MSP'li belediyelerden gelerek bu başarıya ulaştılar. Belki uzun da olsa bu yoldan gidip iktidara yol açar diye düşüneceklerini zannediyorum. Şimdilik buradayım. Ama keşke senin dediğin gibi olsa, rejim tekrar tartışılsa, tekrar gündeme gelse, yeniden seçimler olsa ve demokratik rejime dönebilsek diye düşünüyorum. İnşallah bunu görürüz. İnşallah. Amin. Müjdat.